Şu anda Oduncular sitesinde bir işletme sahibiyle birlikteyiz. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Son dönemde kömür satışları ile ilgili piyasada bir takım söylentiler var. Kömür sıkıntısı olduğuna dair. Bununla ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Valla kömür sıkıntısı diye bir şey yok da kömür fiyatlarında sıkıntı var. Kömür yani fiyatları yüksek mi? Kömür fiyatları yüksek ve istikrarlı değil. Yani şu anda peki bir ton kömürün fiyatı ne kadar? Şu anda bir ton ortalama kömürün bizim perakende satış fiyatımız normal olarak 450-430 civarında. Geçen sene bu fiyat neydi? Geçen sene işte kış aylarında 450 gibiydi ama bundan bir ay önce yaklaşık 360-370 milyona kadar düştü tonu kömürün. Son bir aydır da bu fiyatlara çıktı ve bundan sonra da sürekli olarak tırmanışta. Şu anda peki piyasada bir kömür sıkıntısı var mı? Kömür sıkıntısı dediğim gibi kömür sıkıntısı yok. Kömürün fiyatında sıkıntı var. Fiyatının yani yüksek oluşu. Yüksek oluşunda sıkıntı var. Geçen seneye nazaran satışlarınızdaki oran nasıl? Geçen satışlarımız sene fark etmiyor satışlarımızda. Hemen hemen bizim rutin müşterimiz vardır. Normal satışlarımız devam ediyor yani. Peki Erzincan'a doğalgaz geldi. Doğalgaz kömür işletmelerini sizce ne derecede etkiler? Valla illaki etkileyecek yani en az biz %30-%40 satışlarımızda azalma olacağını zannediyoruz ama yani doğalgazın millet yakacak ne derece randımanlı olup olmadığına bağlı. Eğer randıman alınmazsa tekrar eskiden olduğu gibi nasıl ki fuel oil'den mazottan sürekli olarak insanlar kömüre kaçtıysa yani ben doğalgazın da Erzincan'da pek verimli olacağını da ihtimal vermiyorum yani. Millet bağlasa bile belirli bir süre sonra tekrar kömüre döneceğini zannediyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Oduncular sitesinde bir işletme sahibiyle birlikteyiz. Evet. Merhabalar beyefendi. Merhaba. Kömür satışlarınız nasıl? Kömür satışları iyi ama çok zam geliyor. Dolar olaraktan bayağı zamlandı. 330-300'lerden kömür giderken şu anda 450-460 civarına çıktı kömür. İşte elinde olanlar 420 liradan falan veriyor. Bayağı bir zam geldi yani. Kömür bu sene tatsız. Geçen yani seneye nazaran oranladığınızda bu seneki satışınız bu sene mı daha iyi? Bu sene çok zamlı. Aynı şekilde yani değişmez. Erzincan'ın zaten belli bir kapasite yakıtı var. Evet. Herkes her deponun kendine göre müşterisi var. Herkes kendine göre müşterisine veriyor yani ama tabii zam olayı müşteriyle ticaretçinin arasına bayağı şey diyor yani açıyor. O yüzden dolayı biraz sıkıntı var. Yoksa herhangi bir problem yok. Peki bir takım söylentiler var. Kendi sektörü dışında kömür satışı yapan bir takım kişiler olduğu söyleniyor. Tabii satıyorlar ya, ekmek geçim dünyası. Herkes nasibini. Leblebicide de satılıyor, şekercide de ama geçim kirasını çıkartmak için mecbur yapıyor adam. Bazı şeyler de yapmak zorunda. İş evet. Yok çünkü kriz, işsizlik var yani zor. Doğalgazın sizin satışlarınıza etkisi ne olacak? Tabii etkiler. Kaloriferli daireler falan toplu satışları etkiler ama perakende satışı etkileyeceğini sanmıyorum. Herkes de bağlanamaz. Yani ilk önce bayağı bir zorluklar olur da sonradan 2-3 yıl içinde zaten 3-4 yılda kömür işi durmaz yani. Kömür devam eder. Yani 3-4 yılda 10 yıl, 20 yıl devam eder. Kömür işi devam eder. Kömür durmaz. Teşekkür ediyoruz. Şey değil abi.